Merhabalar, yatırım ve finansa hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nelerden konuşacağız? Borsa nereye kadar düşecek? Nereden yükselecek? Ne zaman yükselecek? Hangi seviye yükselecek? Ben hangi hisseleri alıyorum? Siz ne yapmalısınız gibi soruların hepsine cevap vereceğiz. Öncelikle yine borsanın eksi olduğu bir günkü. Bunlar sürpriz değildi. Biz bunların yorumunu hem pazartesi düşüşün hem de salı günü düşüşün yorumunu sizlere pazar günü anlattık. Pazar günü bununla ilgili benim videom var. Buraya kadar her şey sabit. Bizim için bir sıkıntı yoktu. Yani bildiğimiz bir şeydi arkadaşlar. Acaba borsa nereye kadar düşecek? Bakın, borsanın düşeceği bence kısa vadede maksimum zemin buradaki 7545 seviyesi. Yani buradan maksimum eksi 2 diye tahmin ediyorum. Mevcut seviyesinden maksimum eksi 2. Bu benim tabii ki şahsi görüşüm. Orası bizim için şu anda borsamızdaki en ama en kuvvetli destek noktası. Niye? Hem buradaki 13 Kasım tarihinde hem 13 Aralık tarihinde hem de arkadaşlar bakın buradaki 27 Ekim ve 20 Ekim tarihlerinde bize destek olmuş bir nokta. O yüzden arkadaşlar özellikle belli başlı çok düşmüş hisseleri alabilirsiniz. Çünkü düşeceği maksimum endeksin eksi 2 civarında, ardından toparlanma gelecektir. Peki bir de endeks nasıl düşürüyorlar? Bakın size çok bariz bir tuzak. Her gün bahsettiğim tuzaktan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bankacılık tuzağı ne yaptılar? Birkaç gün pompala, pat geri düşür. Pompala geri düşür. Akbank eksi 3. Allah Allah. Yapı Kredi eksi 4. Garanti eksi 2.74. Halkbank eksi 2.7 arkadaşlar. Bunlarla borsamı düşürüyorlar. İşçesi var bunların. Basit tuzakları. Peki biz bankacılık endeksini niye eksilerle görmüyoruz? Çünkü bankacılık endeksinde maalesef ki QNB Finansbank'ın hissesi de var. Ama QNB Finansbank BİST 100 endekse dahil değil. Endekste koyulmadığı için endeksi düşürmüyor ama bankacılık endeksini yükselttiği için arkadaşlar bize şu en düşüklerde bankacılık endeksini görmüyoruz ve panik yapmıyoruz. Şu anda bariz bir yapay kovuş var arkadaşlar, küçük yatırımcı. Yapay kovuş bildiğin. Yoksa endekse ben büyük bir sıkıntı görmüyorum burada bakın. Euro Power artıda, Aselsan artıda, Birleşim artıda, Ereğli artıda. Diğer hisseler ise eksi 1, eksi 2 arkadaşlar. Öyle muazzam bir düşüş söz konusu değil. Peki ben bu dönemde hangi hisseleri alacağım? Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Koruma amaçlı Türkbaş'ın birazcık var. Almıyorum. Tutacağım. Niye arkadaşlar? Belli başlı hisseler, yazılım sektörünün özellikle düşüş görülebilir. Mesela hangi hisselerde görülebilir? Link gibi mesela. Bugün Link düştü. Link gibi hisseler düşüş görülme ihtimali var. Başka? Bakın yazılım sektörünü alacaksanız da Ardis, Altıtip gibi hisseler daha sağlam hisselerdir. Artı 1, artı 2. Ama Fonet'te düşme ihtimali var arkadaşlar. Kafeinin daha düşüşü devam ediyor. Link'in devam edebilir. Burada Smart'ın düşüşü devam edebilir arkadaşlar. Ben düştüklerine biraz daha bunlara ekleme yapacağım. Türkleş'in paralarıyla. Onun dışında arkadaşlar. Bakın bu aralar birazcık kontrol almak gibi hedefim var. Türk Havayolları'nı tutuyorum. Buradaki parayı diğerlerine aktaracağım. Sasa. 37 seviyesinden Sasa almak gibi planım var arkadaşlar. Alstor bence artık yavaş yavaş bakın tüm para değil yavaş yavaş kademe kademe alınabilir. 80'e kadar düşme ihtimali var ama zaten videoda anlattım bugün öğlen videosunda. Yavaş yavaş girilebilir. CV makul fiyatlarda, Euro Power makul fiyatlarda. Bu ikisine daha çok girmiyorum. Bunların daha düşme ihtimali var arkadaşlar. Göstereyim hemen size şurada nereye kadar düşebilir bu iki hisse diye. Belli ki bizim 255 noktasında belli bir arkadaşlar desteğimiz var. Bunu 14 Aralık'ta da kanıtladık. Ben şu an CBN ve bakın CBN'de 256 arkadaşlar. Euro Power tarafında ise buradaki 150 beklenebilir. Bir kere değil çünkü daha destek var mı yok mu bilemiyoruz Euro Power tarafında. Burası beklenebilir. Onun dışında Aselsan hala alıyorum bakın. Aselsan bence bu dönemdeki en sağlam hisselerden. Ki bakın Aselsan tahminimiz çok doğru tuttu. Bir çizgi çizmiştik. Oradan sekecek diye eski dolar da var. Tam sekti yukarı çıktı. Şu anda biraz daha yükselmesi lazım grafiklere göre. Teknik grafik Aselsan yükseleceğini söylüyor. Emlak konuta hiç bulaşmıyorum. Koç Holding elimde var arkadaşlar. Ama almaya devam etmeyeceğim. Sağlam hisseleri buradaki parayı diğer hisselere aktaracağım. Birleşimde 21'e bekleyeceğim. Kozal'dan nefret ederim. Ama 18 TL civarı düşmesi durumunda Kozal'dan hafif bir ekleme yapabilirim arkadaşlar. Çünkü dibine geldi gerçekten. Mükemmel düştü. Büyük potansiyeli var artık. Ereğli elimde birazcık var. 45 TL gelirse elimden çıkaracağım. Veya bu seviyede kalırsa diğer hisselere para aktaracağım arkadaşlar. Ereğli'de 45'i bekliyoruz. Frota elimde var. TTRAK'ın çoğunu sattım açıkçası arkadaşlar. TTRAK alır mıyım? Tekrardan alabilirim. Özel 680 TL seviyesine biraz daha gelirse, bakın yüksek bir seviye değil, %3 daha düşerse TTRAK'tan tekrar ekleme yapabiliriz. Frota makul fiyatlarda, TOFAŞ alınabilir seviyelerde şahsımca. Hektaş yeniden 20 TL'ye gelirse alınabilir arkadaşlar. Hektaş bakın yüksek potansiyelli bir hissedir. Hem de çok yüksek potansiyelli bir hisse. Ama uzun vadede değil, kısa vadede arkadaşlar bakın. Tekrardan burada 20-30 seviyesinde bir destek var. Peki biz bu dönemde nasıl para kazanırız? Bakın net konuşacağım. Destek yukarısı. Destek yukarısı taktiği çok güzel bir taktiktir. Ve size işi bilirsiniz, trade ile bu dönemde güzel paralar kazandırır. Bakın Hektaş'ın desteği 20-26. Çok bariz bir desteği var. 13 Kasım, 24 Kasım ve 13 Aralık tarihlerinde bu noktayı test etmişiz. Arkadaşlar çok bariz destek, geçmişleri belli noktaları test etti. Tekrardan 20-46'ya geldiğinde yaklaştığında alıyoruz. Yukarı çıkıyor, satıyoruz. 23'ten mesela. Benim genelde burada uyguladığım taktik %10-%15 taktiğidir. %10-%15 kârı alınca satarım yani. Genelde 22,5-23 seviyesini satarım. Mesela burada 24.80'e gelmiş. Onun riskini pek almayı istemem. En azından o gün evde değilsem. Evdeysem bilgisayarın başında beklerim tepki alacağım noktayı. Ama benim işim var, gücüm var dersen, tabii ki benim de işim oluyor, gücüm oluyor, dışarı çıkıyorum. Alış emri %10, satış emri %15 yukarıdan falan veriyoruz arkadaşlar. Yani 23 TL seviyesinden falan verebiliriz. Güzel taktiktir. Hektaş'ta özellikle bunu kullanmayı planlıyorum. Sasa'da mesela 38 ve 36 seviyesinde aynısı olabilir tahmin ediyorum. Mesela başka işte burada deri sitelerin zaman zaman bunları görebiliyoruz. Bu güzel taktiktir arkadaşlar. Burada dedim ki Link'i alacağım daha düştüğünde. Onun için para bekletiyorum. Burada birazcık Enka almak gibi niyetim var. Enka'da 2024'te artması beklenen bir hisse arkadaşlar. Biraz da uzun vadeli Ardis tutabilirim. Bir de Ereğli tutabilirim uzun vadeli. Sen buradaki hisselerin hepsini tutuyorsun diyorsun arkadaşlar. Sen burada öyle ilgilenmediğim hissenin ne işi var? Yani buradaki hisseler ya çok popülerdir, size göstermek için, ya da hafiften ilgilendiğim hisselerdir. Yani tüm hisselere bulaşmıyorum. Çok fazla bulaşmadığım hisse var. Bir de borsa 500 tane hisse var arkadaşlar. Yani benim portföyüm hadi 30 hisse var diyelim. Maksimum 30 hisse var. 500 hissenin %6'sına sahibim. Yani çok fazla hisse var. O yüzden size çokmuş gibi geliyor. 500'e yakın hisse var borsada. Mesela bu hisselerin içine bulaşmayacağım bu ara arkadaşlar. Onun dışında başka hangi hisseler olabiliriz? Bu aralar gıda sektörüne yatırım yapacağım. Çok bariz bir şekilde bakın. Gıda sektörüne bir artışı bekliyoruz. 2-3 aylık süreçte gıda parakendeciliği değil. Bakın buraya da bakalım. Özellikle gıda sektöründe. Ben geçtim mi gıda sektörünü? Sanırsam geçtim arkadaşlar. Heh, buradaymış. Buradaki belli başlı hisseler. Mesela Fadestir, Frigostur arkadaşlar bunlar. Petunumuz yine. Sen bununla ilgili ben ikinci kanalıma video atmıştım, izlemişsinizdir. Sökü'nün mesela o videoda vardı yine yüksek artış beklenen bir hisse arkadaşlar. Bunlarda kar elde etme ihtimalimiz çok fazla. Peki hangi hisseleri almayacağım? Bidenler, Big Chefs, Demir Gıda, Tap Gıda gibi arkadaşlar daha çok yere sabit hisselerden çok fazla bulaşma niyetim yok. Gıda parakendeciliği sektörü de bakın. Gıdadan ayrıdır. Burada şu anda BİM biraz da sağlam kalıyor. Bunlara göre parayı korumak için BİM'de kalabilirsiniz. Net bir şekilde bunu söylüyorum. Ayrıca bunların dışında arkadaşlar bakın. Ben ısrarla söylüyorum. Siz ısrarla yapmıyorsunuz. Nasdaq'ın belli başlı hisselerine düşükken girebilirsiniz. Mesela buradayken, Ekim'deyken girenler oldu. Özellikle tekrardan 15.000, 16.000 seviyesine Nasdaq gelirse oradan ekleme yapabilirsiniz. Portföyünüzü şekillendirin. Birazcık kripto yatırım arkadaşlar sizi üzmez diye düşünüyorum. Özellikle tekrardan bakın 40.000'e gelirse alabilirsiniz. Gelmez demeyin ya. Çeliyorsunuz işte. Tren kaçtı. Evet 44.000'e tren kaçtı diyenlere borsa birkaç gün sonra bakın 2-3 gün sonra kripto 40.000'e düşürdü. Yeniden yükseldi, tren kaçtı, yeniden düştü. Kripto böyledir arkadaşlar. Çok hızlı düşer yani siz anlayamazsınız bile. Mutlaka tekrardan bu seviyelere gelecek ve size alış fırsatı sunacaktır. Biraz da bence altın almanın çok büyük faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Bakın çok büyük faydasını göreceksiniz. Borsadaki krizlerde size hem alım fırsatı sunar hem de üzülmezsiniz. Bir diğer konuda halka arzlarımız var. Niye düşüyor halka arzlarımız arkadaşlar? Küçük yatırımcıyı kovmak için. Bakın bariz bir şekilde Sur'dan -17 zarar. Çates zararda, Bego zarardaki. Ya burada benim tek iyi gördüğüm ise şekerdi. O da düşüyor artık. Şeker dışında ben burada güzel bir hisse görmüyorum arkadaşlar. Kuzey boru en işte. Bence buradaki hiçbir halka arz iyi değil. Hiçbir halka arz iyi değil. Ekos haricinde. O yüzden halka arzlara girenler arkadaşlar. Belli bir süre yüksek ihtimal halka arıza girip para kazan değeri bitmiş olabilir. Siz de bunlara çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Endeksin alım noktalarını söyledik. Alacağımız hisseleri söyledik. Yapacağımız şeyleri söyledik. Bir de arkadaşlar 21 Aralık'ta politika faizi kararı var. haftaya daha stabil ve pozitif bir borsa gelme ihtimalimiz var. Dediğim gibi hafta sonu videosunu çekerim ben bunun. Pazar günü nasıl? Bu hafta borsa sıkıntılı diye uyardıysak diğer pazarda borsa nasıl olacağı hakkında sizlere uyarırız. Elimizden geldiğince, çünkü biz de müneccim değiliz. Emin olun ki kimse borsanın ne olacağını %100 bilmiyor. Sadece tahmin. Bu tahmin iş. Çünkü hani var ya, bazıları televizyonlara çıkıyor işte. Borsa şu gün şöyle olacak deyip tüm borsayı manipüle ediyor. Hatta tüm haftayı manipüle ediyor. Ki SPK'da onların seçim yapmıyor. Benim bir bilgim yok. Tahmin arkadaşlar. Bunların hepsi tahmin. Yatırım tavsiyesi falan değildir. Analizlere göre, mevcut duruma göre, mevcut siyasete göre, mevcut politikaya göre, mevcut ekonomik durumlara göre tahminde bulunuyoruz. Umarım hepinize bu konuyu anlatabilmişimdir. Sen sizi anladığınızı düşünüyorum. Benim diyeceklerim bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlı günler dilerim.